Şimdi az önce eşit integralle çözdüğümüz soruyu büyük küçükle çözelim. Tamam. Sorumuzu tekrar hatırlayacak olursak start butonuna bastığımız zaman tabir ne? 5 dakika sonra veya 5 saniye demiştik. 5 evet. Saniye sonra K1'e çıkıp K2'me, 5 saniye sonra K2 çıkıp K3'me, ondan 5 saniye sonra K3 çıkıp K4'me ile çalışmasını sürdürmek istiyor aslında ise sırasıyla K4'me, K3'me, K2'me, K1'me devreye girecek ve 5 saniye bu şekilde çalışıp motor enerjisi kalacak. Zaman diyagramını tekrar çizelim. K1M'nin, K2M'nin, K3M'nin ve K4M'nin çalışma zamanları benim start anım olsun 5 saniye 10 saniye 15 saniye startla 5 saniye arasında kim giriyor? K1M. Ondan sonra K2M. Sonra K3M. Ve K4M 15 saniyeden sonra ne zamana kadar çalışıyordu? Stop'a kadar. Burada bir zamanlama yoktu benim. Stop butonuna bastığımızda yine 5'er saniye zaman aralıklarıyla bu sefer stop'tan itibaren 5 saniye 10 saniye 15 saniye ve 15 saniye. Stop'tan sonra kim girdi? K3 K2 K1 ve durdu. Tamam? Şimdi şöyle bir isterseniz tekrar daha iyi anlaşılması açısından bir tablo çıkaralım. K1M hangi zaman aralıklarında? 0-5. Öyle değil mi? Evet. Ben şimdi 0-5. 0-5-50. 100 milisaniye zaman ölçüsü koyacağız. Sonra K2M 50-100. K3M 100-150. K4M 150-150. Stop arası. 200 falan yok, orası stop noktası. Tamam. Şimdi bunu bir çizelim önce. Yine baştan sona kalan bir eleman yok. Baştan sona devrede kalan bir eleman olmadığı için start butonumuzda normal basmalı bıraktığımız zaman normal eski haline geri gelen yani yaylı bir buton olduğu için yani kalıcı tip olmadığı için baştan sona sistemde enerjiyi sağlayacak bir yardımcı öyle merkeze ihtiyacımız var. Ne yaptık o zaman start dedik. Set ve set isterseniz merkezde de kullanmayalım. Hani set ve set kullanıyorduk ya. Merkezde de kullanmayalım. Merkez 0.0'ı çalıştırsın. Merkez 0.0 kendini bir üyesi. Şurada da benim stopum olsun. Yani bu set ve set devresini yerine çizdiğim. Yani az önce dedim ki set ve sette çok fazla şey yapmamak takıldı. Bir de böyle deneyim. Merkez peki ne yapsın diye eve girdiği zaman merkez 0.0 T37 gibi ton zaman resmi alsın bunun çarpanı 100. Şu an benim için zaman o kadar önemli değil. Karşılaştırma kontakları da yapacağım. Şimdi ilk etapta devreye girmesi gereken şey ne? Eleman ne? K1M'ye. Öyle değil mi? K1M'yi devreye aldım. K1M'yi devreye aldım. Ama K1M'nin ne zaman devreye girmesi lazım? Zamanın sıfırdan büyük olduğu zamanda kısımlarda devreye girmesi lazım. Buna T37. Tekrar bunu yazalım. T37 X dersek bunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım. Ne oldu? T37'nin büyük X'ten oldu. Yerler yine aynı şekilde T37 integer Y dersek yine bunu buraya aldım, bunu buraya aldım. T37'nin Y'den küçük olduğu yerler.
Öyle değil mi? O zaman T37'nin büyük integer sıfırdan büyük olduğu yerler eşit diyemem. Eşit dersen sıfır zamanı sıfır olduğu yerler de sıfıra eşitlik şartını sağladığından dolayı PLC run yaptığında bu daha saymadan sıfırken devreye girmeden bu şart büyük sıfırı sağlayacağı için büyük eşit sıfırı sağlayacağı için devreye girecektir. O yüzden ilk başlangıçta bunu koymamda sıkıntı var. Yani nedir? Bu ancak birden itibaren devreye girecektir. Diğer zaman neydi? Bakıyorum 50'ydi. T37'nin küçük integer 50'den olduğu küçük olduğu yerler. Tamam. Yine bir diğeri T37'nin büyük integer kaçtı? 50. T37'nin küçük integer 100. Bir diğeri T37'nin büyük integer 100. T37'nin küçük integer 150. Bir diğeri T37'nin büyük integer 150 idi. Elli ile yüz arasında kim giriyor devreye? K2 mi? K2 mi? Yüz ile 150 arasında? K2 mi? 150'den büyük olan yerlerde burada ağırlık verdiğim için 50-100 150 gibi set ve set devresi kurmama gerek yok. Tamam mı? Yani bunlar zaten şu aralığı sağladığı sürece çalışacak. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Buradan sonra asıl benim için sıkıntı olan şey devrenin sıralı olarak durdurulması. Orada da neye basacağım ben? Stop butonuna basacağım. Tamam mı? Stop butonumu muydu? Buydu. Stop butonuma bastığım zaman merkez 0.0 devre dışı kalacak mı? Kalacak. Merkez 0.0 devre dışı kalacak. Bakıyorum. Merkez 0.0 devre dışı kalırsa zaman bölgesi. T37 devre dışı kalacak mı? Evet. Kalacak. T37'nin devre dışı kalması bunun zamanının 0 olması anlamına gelecek mi? Gelecek. Onun zamanı 0 olduğu için şura devre dışı kalacak mı? Kalacak. Bura, bura ve bura hepsi devre dışı kalacak mı? Kalacak. Tamam. Bakıyorum. Stop anında hepsi evet devre dışı. Kim girecek peki devreye stop anında? K3'e. Yani şunu benim stoptan sonra devreye almam lazım. Öyle değil mi? Evet. O zaman bir stop butonuyla bunun devamı. Tamam. O zaman stop butonuyla bir tane merkez 0.1'i tekrar devreye almam lazım. Ama stop butonundan elimi çekeceğim mi? Çekeceğim. Çektiğim zaman devre dışı kalmaması lazım merkezimin. Set ve set yazmıyorum. O zaman merkez 0.1 ile merkez 0.1'i peki mühürledikten sonra ne yapacak? Merkez 0.1 T38 gibi ton zaman bölgesini yine zaman benim için şu anda önemli değil. Bir zaman bölgesini devreye alacak. Yine bunun da çarpını 100. Tamam. Peki T38 saymaya başladı mı? Başladı. T38'i saydığı zaman 0 ile 5 arasında kim devrede? K3. 0 ile 5 arasında K3. Şimdi bunu K3M'yi buraya bir yere tekrar yazabilir miyim? Yazabilirim ama şöyle bir durum olur. Orada. Yazabilirim ama şöyle bir durum olur. Bir çıkışı iki ayrı yerde kullanmış olurum. Set ve set haricinden. Öyle değil mi? Şimdi yukarıda bu kısmı aktifken K3M'ye bu hakkında çıkış veriyor muyum? Veriyorum. Program devam ediyor. K3M'ye ben bunu bir yerde mi daha kullandım? Çıkış aktif mi? Değil. Burada çıkışı ben 1 vermiş miyim K3M'ye? Vermişim. Daha aşağı satırlarda K3M'ye ben 0 vermiş miyim? Vermişim. En alttaki satırdaki K3M hafızalarında kalır ve çıkış atanır. Bu benim için hatadır. Yani bu ne demek? Yol alma sırasında K3M'nin şurada devreye girmesi gerekiyor. Evet burada K3M devreye giriyor. Ama önünde T38 olan başka bir K3M var burada. Aynı K3M aslında. Başka bir yere yazılmış K3M var. Ama burada K3M devrede değil.
Yani K3 memurda 1, ilerleyen programın safhalarında, satırlarında, networklerinde 0. Ve 0 olarak gider ara hafızaya veya çıkış imaj kütüğüne yazılır. Ve çıkışı ne yapamam ben? Göremem. O nedenle benim K3 neyi çalıştırmak için ikinci etapta yapacaklarımı bu şart satırlarının altına koymam lazım. Ve bunu paralel yapmam lazım. Yani bu ne demek? K3M hem girişte veya girişte değil ama çıkışta da çalışsın. Tamam. Bu şart nedir? Bu şart T37 için de öyle değil mi? T37 için bir daha yazalım. K1M, K2M, K3M ve K4M'yi yazalım. T38'in olduğu yerde. Yani T38'i şu kısım sayıyor mu? Evet. Sayıyor. Bu kısma bakıyorum. Sıfırla 5 arası peki nerede? Sıfırla 5 arasında K3M. O zaman 0, 50. 5 ile 10 arasında K2. Bakıyorum. K2M. K1M kaçla kaç arasında? 100 ile 150 arasında. K4M yok. Zaten K4M'yi de ben de bir çıkartmıştım de öyle. İyi oldu. Tamam. Şimdi o zaman hemen ne var? K2M var, K3M var, K1M var. Şurada benim bir şartım daha var. Tamam mı? Bu duruş şartı. Öyle değil mi? Burada benim bir şartım daha var. Bu da ne şartı? Duruş şartı. Burada az önce göstermiştim. Yine benim bir şartım var. Bu da duruş sırasındaki şart. Öyle değil mi? Şimdi bakalım bunlar neymiş? Bu şartlardaki değer ne? 38 ile karşılaştıracağım. Öyle değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet. T38 ile karşılaşacağız. Ve T38 ile karşılaştırıyorum. Tamam mı? K3M başlat içerisine giriyor. T37 düzeltiyorum. T38 büyük 0, küçük 50. T38 büyük integer 0, T38 küçük integer 50. Tamam. Geliyorum. K2M ne zaman devreye? T38 büyük integer 50, T38 küçük integer 100. K1M'ye bakıyorum. K1M, T38 büyük integer 100, küçük integer 150. Oldu mu? Oldu. Bakıyorum devrede kalan bir elemanım var mı? Var. T38'in de merkez 0.1'in devrede kaldı. Bir sonraki çalışmayı başlatabilmem için bunların da devreden çıkması lazım. Şöyle değil mi? Buna nasıl bir şart sağlarız? Buna sağlayabileceğimiz şart şöyle söyleyeyim. Kaçta çıkarttım en son ben? 150'de çıkarttım mı? İyi. Şuraya 151 yazalım. Tamam mı? Zamanla. Şuraya da getirelim. T38'in kapalısını koyarım. Ne oldu? 151. saniyeye geldiğimizde T38 buradaki kontağını açtı. Merkel devre dışı kaldı. Merkel kendi mühürlemesini de çözdü bu ara. Merkel'in mühürlemesi de devre dışı kaldı. Merkel 01 aşağıdaki kontağını açtığı için de en son zaman üstünde devreden çıkarttı. Bu da bir çözüm yolu. Bakın bakalım aklınıza yatmayan bir şey var mı? Dikkat ederseniz bu az önceki çözümden daha da kolay oldu. Ama sanal aralıklarını kullanmayı bilmemiz lazım. Onda da hangi anda set, hangi anda reset yapacağız onu bilmemiz lazım. Aklınıza yatmayan bir kısım var mı? Tamam.